Baygol Yaşar Bayram ile hayırlı akşamlar. Spor Vizyon'dan değerli arkadaşım Ejder Gürbüz işlerinden dolayı il dışında olması münasebetiyle bu akşamda yayınımızı tek yapacağız. Çok değerli konuğum var. Benim geçmişte de tanıştığım dostum, arkadaşım. Kafta Spor 02 Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Ceviz şu anda program konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz. Uzun süredir sizi de ziyaret edemedik. Bizi bağışlayın. Gelmek istedik. Bir bazı nedenlerden dolayı gelemedik. İnşallah ileriki haftalarda sizi de takımı da ziyaret ederiz. Değerli hocam hoş geldin. Mustafa Ceviz. Kariyeri başarılarla dolu bir teknik direktörümüz. Karakteri, kişiliğiyle her zaman ön planda durmuş. İşini güzel yapan bir hoca. Ve nihayetinde Adıyaman Spor forması giymiş. Hep Adıyaman'da hoca olur beklentisi içerisinde yıllardır dilden dile dolaştırdık ama olsun. Kahta Spor da bizim ilçemiz, ilimizin takımı sayılır. Ve Kahta da şu anda hizmet ediyor. Büyük başarılar da elde etmiş gibi sonuçlar aldı. Hocam ben sizin bir analizinizi çıkarayım şöyle. Önceki durumu. Evet. 23 Kasım 2007 Pazartesi. 2007 anlaşma tarihi. Takımı aldığınızda ligde 10 maç oynanmış. 10 gol atıp 11 gol yemişlerdi. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 12. sırada iken siz devraldınız takımı. Evet. Siz başa geldiniz. Ondan önce Erhan Hocam başındaydı. Takımda da giden oyuncularımız oldu tabii size. Sizin gelmenizle beraber. Sizin döneminiz ilk müsabakası Ceyhan Spor. 5-0 galibiyetle başladınız. Evet. Zaten orada hissettirdiniz takımın ruhunda bir değişiklik olduğunu, bir karakter yansıttığınızı. Yaş ortalaması oyuncularımızın 25.5. Evet. Takımda kontenjan sayımız 11. Evet. Sizin anlaşmanızdan bu yana 7 maç oynadınız. 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet. O mağlubiyeti de biliyoruz hocam. Kütahya'da. Tatsız Kütahya, evet. Kütahya maçında hakem maçı kat etmişti biliyoruz. Evet. Yani kırmızı kartlar olmayan şey, penaltı verilmedi belki. Yani penaltı, beraberlik bile kurtarılabilir. Şöyle penaltı verildi. Biz penaltıyı atamadık. 1-0 iken, gerideyken evet. Atamadık ama oyunun hemen hemen bütün bölümünde yanlış kararlarla biraz böyle hani maçı maçlıktan çıkardı hakem hocamız. İki taraf da tepkili oldu. Yani ama belki art niyetli değildi de belki o maç için kaldıramadı yani yeterli değildi. Olumsuz, evet, olumsuz sonuçlar yani. Sizin aleyhiniz oldu. Evet. Aynen dediğin gibi attığınız gol sayınız 11, yediğiniz gol sayınız 4. Genel toplamda attığınız gol 21, yediğiniz gol 15. Şu an ligde 17 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle 8. sıradaysınız. Şu anda 8. Evet. sıradasınız. Playoff potasının da 4 puan gerisindesiniz. Evet. Yani şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Sizin anlaşma sağladığınız dönemden bu yana pembe tablo sunmuşsunuz. Tabii ki patlamayı da bekliyoruz inşallah. Yeni transferleriniz var. Evet. Hocam önce anlaştığınız dönemden bu döneme ne söylemek istersiniz? Onun bir özetini kamuoyuna bildirelim. Ondan sonra ikinci devre transferlerle gelen oyuncularımız var, giden oyuncularımız var. Evet. Onları da bir dillendirelim. Evet. Kağıthaspor'a tabii gelmemiz için Sayın Başkanımız Musa Yıldırım tarafından teklif yapıldı. Evet. Ben de kendisiyle iki defa görüşmemin neticesinde çok güzel bir konuşma ortamı oldu. Ben kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum Sayın Musa Başkanımıza. Görevi kabul ettim ve gelip 23 Kasım itibariyle Kahta'da, Kahta 02 kulübünde hocalığa başladım. Buraya gelirken tabii bir Adıyaman geçmişim de var. Özellikle 1994-95 sezonunda ikincilikte Adıyaman Spor'da futbol oynadım.
O dönem başkanımız Sayın Nilüfer Bozdağ'ındı. Evet. Nilüfer başkanımızdı. Bir de aynı zamanda ben burada askerdim. İl Jandarma Komutanlığı'nda da vatani görevimi sürdürmekteydim. Evet. Güzel bir sezon yaşadım. Daha sonra tabii ayrıldım. Ama Adıyaman'da güzel hatıralarla ayrıldığımı söyleyebilirim. En azından buranın ekmeğini yiyip suyunu içtik. Ve Adıyaman Spor'un benim futbol hayatımda da çok önemli bir yer olduğunu da her zaman söylemişimdir. Tekrar Adıyaman'a gelmekten de mutluyum. Özellikle Malatyalı olmamdan dolayı da Adıyaman, Malatya aynı bölgenin insanlarıyız. Tabii, bizim başkentimiz. Birçok Malatya'da Adıyaman'la akraba olmuş ama anne tarafı Adıyamanlı ama baba tarafı Adıyamanlı birçok tanıdığımız var. Evet. Yani ben iki ilin de aslında yani belki sınırları çizilmiş ama tek il gibi söyleyebiliriz. Bu bölgede daha önce de hem Urfa, hem Mardin, hem Diyarbakır. Mardin'de şampiyonluk yaşadım. Urfa'da ikincilikte playoff yaşadım. Üçüncülükte Diyarbakır'da playoff yaşadım. Kısa bir dönem Malatyaspor'da çalıştım. Yani bölgeyi iyi bildiğim için Batman Petrol takımını kümede bıraktım. Genelde de bu bölgelerde bütün tabii, tekliflere bu sıcak baktınız. Sıcak baktım. En evet. azından bu bölgeyi bilen bir insanım. Evet. Bu bölgenin insanıyım. Güzel de başarılar elde ettim. İnşallah yeni başarıları da Kahta 02 Kulübü'nde önce başkanımız yönetim kurulu olmak üzere teknik ekibimle, oyuncularımla, taraftarlarımızla, çalışan ekibimiz, kulüp çalışanlarımızla inşallah yeni başarılara imza atacağız. Hocam sizin oyun anlayışınızı, planınızı çok iyi biliyoruz. Hedeflerinizin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Yani disiplinli oluşunuzu da biliyoruz ve sporcular arasında sevilen babacan bir tavrınızın da olduğunu biliyoruz. Mustafa Hocam da 1900 kaçtaydı biz Mardin? 2001. Mardin Spor'a maça gitmiştik. O zaman kadromuz çok Ademan karmasıydı. Çok iyi bir evet. ekibimiz vardı. Bize iyi bir futbol resitalı sundular. Bize bir ders vermişler. Ama Mustafa Hocam Kortez'den Kızıltepe'den Mardin'e kadar polis eskortuyla beraber bizi Mardin'e davet etti. Oradan göstermiş olduğu misafirperverlikten, dostane yaklaşımından sonra kendisini çok sevmiştim. Hep hayalimde vardı böyle bir şey. Adıyaman, Kâhta tabii o zaman böyle bir şey yaşayacağını bilemiyorduk ama hep Adıyaman'da Mustafa Ceviz Hocam sürekli dillendiriyorduk. Allah nasip etti, Kâhta'ya geldi. Kâhta'da da tabii ki hedefleri sizinle beraber, yani biz hep Kâhta orta sıralarda düşmeme için oynayacak diye düşündük ama baktık ki bu ligde Kâhta Spor diğer takımlardan daha biraz kaliteli. Daha iyi bir ekibi, iyi bir yönetimi, iyi bir başkanı var Mustafa Hocam. Ve sizin gibi değerli bir hocayla anlaştı o zaman dedik bu playoff şansını mutlaka yakalayacak. Evet. Hatta Çeşkem erkenden olsaydı şu anda liderlik potasında da şey olurdu. İnşallah 3 ihtimalli maçlarda 3 puanlı sistemde neden olmasın? Her şey olabilir futbolda. Hocamızdan bunu bekliyor. Evet hocam. Sizin aldığınız dönemde dedim ya ilk galibiyet Ceyhan'da başladınız. Ceyhan, 5-0 evet, müthiş bir galibiyetle başladınız. Hatta şans bulmayan oyuncularla cesaretlenip onları sahaya sürdünüz. Evet. Onlardan da ilk defa oynayan oyuncularımız oldu. Evet. Onlardan evet. da bayağı güzel performans bir İmkan aldınız, evet. Evet, elde ettiniz. Onlarla ilgili ne söylemek istediniz? Erhan Hocam da kaliteli, değerli bir hocamız. Ben tabii evet. Kâhta Spor'un geçen yıl şampiyonluğunda kulübün hocası Erhan Koç hocaydı. Evet. Ve ekibiyle beraber bir başarı elde ettiler. Tabii. Üçüncülükte de devam ettiler. Bu kadronun yani hem geçen yıl başarısında hem de bu sene sezon başı itibariyle yapılanmasında da Erhan Koç hoca ve ekibi vardı. Ben onların da hizmetlerinden dolayı bu başarıyı yakaladıkları için tebrik ederim. Gıyaplarında zaten söyledik ve yüz yüze de konuştuk. Telefonda da kendileriyle buraya geldiğimizde görüşmüştük. Evet. Tabii ligde bazen bir formsuz dönem olabilir. Takımın bazen böyle çıkışa geçmediği veya böyle takıldığı dönemler olabilir. Erhan Hoca da ekibiyle beraber bu görevden ayrıldı.
Tabii hayırlısı diyelim. İnşallah yeni takımlarda çalışır, dost, başarılı olur. Dosta ne bir ayrılıştı? Güzel bir yani örnek. Tabii, evet. Yani ben hep söylerim. Biz teknik hocalar, hani ekiple beraber mutlaka çalıştığımız kulüplerden ayrılırken gönül rızalığıyla, bir hoş sadayla ayrılmalıyız. Dostça ayrılmalıyız. Çünkü profesyonelce işimizi yaparız. Bazen olmayabilir ama çok yıpranmamaya dikkat ederiz. Öyle etmemiz, yani dikkat etmemiz de gerekir. Ben tekrar Erhan Hoca ve ekibine de teşekkür ederim. Biz de geldik, başladık. Ceyhan maçı çok önemliydi. İlk maçınız. İlk maçımızdı. Evet. O maçta da tabii sakat oyuncularımız vardı. Çoğunluktaydı, evet. Yani takımın... Çok eksik vardı yani, biliyorum. Yani esas sürekli oynayan kadrosundan bazı oyuncularımız sakattı. Mesela Barış sakattı. Barış Kılıç, evet. Fahri Eren sakattı. Ondan sonra... Bir de Dama taşları önemli oyuncular. 3 tane oyuncumuz da Covid oldu o hafta. Testten Covid negatif, pardon, pozitif çıkınca. Pozitif. Bayağı ondan da biz, sıkıntı vardı. Evet. Tabii 5-6 yani oynaması beklenen oyuncularımızın eksik olmasıyla biz mevcut oyuncularla maça çıktık. Oyuncularımız da sağ olsun o maçın işte çalışılan haftasında çok iyi hazırlandık. Evet. İyi bir motivasyonla, iyi bir taktik anlayışla rakibe karşı iyi bir oyun ve farklı bir galibiyet elde ettik. Bu tabii hem oyuncularımızın güvenini tekrar yerine getirdi, hem de bizim başlamamızla beraber camiamızın da morali yerine geldi. Biz de iyi başlamış olduk. Daha sonraki süreçte de Ceyhan maçından sonra zaten işte bay geçirdik. Sonra bir Mardin'e gittik. Yani işte bu Mardin maçında da yine eksiklerimizle. Mardin'i de çok iyi tanıyorsun. Evet, biliyoruz ama Mardin oranın tabii değişti. Ama sağ olsun eski tanıdıklarımız, yönetici veya oyuncularımız gelip bizi ziyaret ettiler. Onlarla da dostluğumuz devam etmekte. Çünkü orada güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. Evet. Biz Mardin'de de yine sakatlık ve Covid'den dolayı eksik oyuncularımızla orada mücadele ettik. Oradan da puanla döndük. Yani en azından moralle döndük dedik. Sonrasında da tabii süreç işte siz biraz önce anlattınız. İçeride bir İskenderun maçı oynadık. İskenderun maçımız çok iyi oynamamıza rağmen maalesef 2-2 bitti. Berabere kaldık. Sonra biz bir Kütahya maçı oynadık. Kütahya maçında da iyi oynamadık. En talihsiz maçınız da oydu. Yani iyi oynadık. Bugün Kütahya Lig'in şu anda 3. sırasında. Yani puan... belki puan olarak Nazilli ile Fethiye aynı puanda ama ikinci gibi düşünebiliriz. Avarajla Nazilli ikinci. Fakat Kütahya'ya karşı biz çok üstün oynadık. Bir talihsiz gol yedik. Sonra penaltı kazandık. Atamadık, futbolda olan şeyler. Fakat 1-0 mağlup olduğumuz için çok üzüldük. Evet. O gün de Kütahya çok sevindi. Sebebi de Fethiye'nin mağlup olması o hafta. Nazilli'nin berabere kalması ve o avantajlı bir haftaya döndü. Onları yukarıya bayağı yakınlaştırdı. Avantaj sağladı. Evet. Ama tabii biz geldik daha sonra Halide Edip maçı burada. Galibiyetle bitirdik. Çok iyi bir oyun oynadık. 3-0 gibi net bir skor elde ettik. Sonra ligin son maçı Tokat'a gittik. Küme düşme pozisyonda biraz daha derli toplu kendisini alt sıralardan kurtarmak isteyen bir Tokat Spor'la oynadık. Berabere kaldık. Oradan puanla döndük. Devre arası oldu. Devre arasından sonra biz bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık. Yani gidip daha rahat oynayabilecekleri bir kulüp olsun istedik. Teşekkür ettik kendilerine. Biz 6 oyuncumuzla helalleştik. Kampımızı da Adıyaman'da yaptık. Özellikle kaldığımız tesislerde, otelde, Arsemas Otel'de. Sağ olsunlar, onlar da bizi çok iyi ağırlıyorlar. Başkanımızın orayı geçen bize... Geçen sezondan beri evet, o otelde aynı başkanımız şekilde. Başkanımız orayı bize tahsis kendi evinizmiş gibi. Evet. O otelde de sağ olsun Kadir Bey ve... Kadir Hasan arkadaşımız. Kendi ekibi, personelde çok iyi insanlar. Gürkan Bey müdür falan. Biz kendi evimizde gibiyiz. Kampımızı burada yaptık. Güzel geçti. Yani biraz hava şartları, yağmur veya rüzgar, işte soğuk şartlar olmasına rağmen... Hiç aksatmadan bir 7 gün gibi sürede çift antrenman yaparak iyi bir genelde top... Altınşehir. Altınşehir'de yaptık. Ondan sonra Karali'de arada. Karali'ye bir defa gittik. Bir zemin defa. Biraz ıslaktı, kaygandı. Sakatlık olmasın diye daha gitmedik. Aynen. Oyuncularımız iyi hazırlandı. Ligin ilk maçına da Ağrı'ya gittik bildiğiniz gibi. Evet.
Özellikle uzun bir çok yolculuk yaptık kış şartlarında. Olumsuz ve nahoş olaylardan dolayı da büyük geçmiş olsun. Çok üzülmüştük biz. Yani o konuya bilmiyorum hani girmeye gerek var ya, mı? Ya girmeye gerek yok. Ben aslında ilki ilin de kültürel bakımda birbirini tamamlayan değerlerdir ama olur işte dediğin gibi her ilin de kendine göre bazı olumsuz insanları olabiliyor işte. Yoksa bunu takıma veya o ağır halkına mal etmek tabii, yanlış olur. Evet. Ben tabii ama başkanlık yapan bir kişinin ılımlı ve olumlu yapıcı bir tutumla davranması ve güzel bir ağırlamayla gereken desteği vermesi lazım. Maalesef biz orada ter antrenmanında hem hakarete hem de şiddete maruz kaldık. Fakat ben bunu çok net söyleyeyim. Biz bir duruş sergiledik takım halinde. Yani Kahtay'ı temsil eden bir ekibiz. Biz Doğu ve Güneydoğu'nun bir takımı olarak ve hep beraber bir duruş sergiledik ve biz geri adım atmadık. Daha sonra sağ olsun Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın, Ahmet Aydın Bey'in girişimleriyle Sayan da, oradaki mülki amirlerin devreye girmesiyle Musa Başkanımızın da hemen bu konuda çok titiz davranıp bu tür girişimleri başlatmasıyla biz otelimize döndük. Akşam yemeğinde de Sayın Belediye Başkanı Savcı Sayan Bey bizi ziyarete geldi ve çok üzgün olduğunu ve özür diledi bizden. Yani bu benim dışarıda olduğum bir saatlerde dedi, il dışındaydım dedi. Hoş olmadı dedi, kusura bakmayın dedi. Hani ben ağrı adına özür diliyorum dedi. Sağ olsun kendisi de bizle çok ilgilendi. Çok değerli bir başkan. Etti. Yani biz de zaten onun belediye başkanının Savcı Bey'in ziyaretinden renkli bir sima. Memnun olduk sağ olsun. Güzel onun bir abisinin oğlu da Tekin Sayan yönetmen bu şey çekim mekim klip işlerine bakıyor. Evet. Benim klibimiz de yapmış Tekin Sayan. Öyle buradan mi? Tabii konuş yani o da mutlaka üzülmüştür çünkü kültür farkı aynı. Evet. Aynı yörenin insanlarıyız dediğin gibi. Evet. Sağ olsun o da bizle beraber güzel bir vakit geçirdi. Hem takımın morali düzeldi hem bizlerin sağ olsun. Ertesi gün de maç günü yani maç saatinde de herhangi bir olay olmadı zaten. Sağ içinde de çok iyi bir mücadele oldu. Evet. Ağrı takımı da transferleriyle yaptığı transferleriyle. Onlar yeni transferler. Evet yeni transferleriyle ben Ağrı takımını iyi gördüm. Evet. Yani kendi sahasında çok netice alabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani galibiyetler alabilir diye düşünüyorum. İyi bir takım olmuşlar. Yani saha içi anlamıyla söylüyorum. Futbolcu kadrosuyla. Evet. Bizim kadromuz da ben sağ olsun futbolcularımızı hep tek tek tebrik ettik. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk hep beraber. Yani galip gelsek iyi olurdu ama bir puan da bizim için karlıydı. Müthiş bir şey. Evet. En azından orada yenilmeden geldik. Deplasmanda o zaman siz kendiniz biliyorsunuz bu işin imarısınız, mimarısınız. Alınan puan ve puanlar çok önemlidir. Evet. Deplasmanda o bir puan çok önemlidir. Deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin mantığı. Ama futbolda üç ihtimalle oynarsın. Sergen Yalçın'ın dediği gibi. Yani müthiş bir performans, müthiş bir oyun. Girmedi mi girmiyor işte. Evet. Son neticede diyor taş kuşa değdi. O da bize denk geldi. Bazı futbolda da böyle şeyler oluyor. Yani. Oynuyorsun 90 dakika ama öyle bir toptan adam seni geliyor. Atıyor bitiriyor işi. Mustafa Denizli Hoca'nın bir röportajında ben izlerken maçı kaybediyor Mustafa Denizli Hoca'nın başında olduğu takım. Evet. Yalnız söylemeyeyim belki Beşiktaş'ta belki Fenerbahçe'de hocayken. Evet. Çünkü üç büyükleri çalıştıran aynen. Hocamız, büyüğümüz. Soruyorlar muhabir arkadaşlar diyorlar ki neden kaybetti yani takımınız? Diyor ki bazen nedensiz de kaybedilir. Hani bazen bunu açıklayamazsınız diyor. Futbolun bunu doğasında biliyorum, olan. Evet. Benim nedensiz, çok hoşuma gitmişti. Nedensiz de kaybedebilir. Bazen işte futbolda oluyor. Yani iyi oynarsınız ama kaybedersiniz. Sonuçta futbolda bunlar var. Evet hocam. Tabloda karamsar bir şeyimiz yok ama önü aydınlık. Dediğin gibi playoff şansımız devam ediyor. Evet. 4 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir ama Kahta istediği yerde olacaktır diye düşünüyorum. Transferleriniz var ikinci devre. Evet. Onları söyleyeyim hocam onlarla ilgili. İkinci devre transferi yapılan oyuncular kaleci Seyfullah Dere Nevşehirspor'dan alınmış. 21 evet. Yaşında. Evet. Genç. Genç. Şu anda kadroda. Kendisi geldi. Geldikten 2 gün sonra Covid oldu. Pozitif. Evet. Şu anda pozitif. Onun tedavisi. İzolasyonda, karantinada şu anda. Artık buna da alışalım hocam. Yani evet. Mutlaka bugün olmaz yarın olur. Bugün bana yarın sana. Bunlar olacaktır ama
Alternatif de sizin elinizde. Tabii ki bunun tedbirleri vardır mutlaka Sayın Başkan ve sizin elinizde. Evet. Ondan sonra ikinci kaleci var. Vedat Büyükgöl. Buzaspor. 22 yaşında. Evet. Hep gençler bunlar. Genç, evet. Maşallah. Orta saha kaleci gerekçeni mi var mıydı hocam bizim? Bizim şöyle söyleyeyim. İkinci kalecimiz ayrılmıştı. Evet. Üçüncü kalecimiz de ayrıldı. Ha, alt. Biz onların yerine bu arkadaşlarımızı transfer ettik. Evet, çok güzel. Orta saha önemli zaten. Evet. Kahta'da orta saha Adıyaman'da da yok, Kahta'da da yok. Gökhan Çam. Var. Kahta'da var, oyuncularımız var. Yani orta saha oyuncusu. Var, iyi oyuncularımız var. Bu kardeşimiz de iyi olduğu için aldık. Bu ama çift yönlü, hem ofansif hem defansif iki tarafı. 8 numara oynayabiliyor. Biz evet. Yani bu orta sahamızda zenginlik olsun diye o kardeşimizi de aldık. Gökhan'ı da transfer ettik. Gökhan Çamur, Kemerspor, o da 22 yaşında. Maşallah. Evet, Gaziantepspor çıkışlı. Gaziantepspor çıkışlı, evet. Sol bek Burakcan Akıncı, Erok Spor'un malıydı. Malı, evet. İlk yarı Erok Spor'da kiralık oynadı. Erbaa'da oynadı. Erbaspor şey. Evet, Erbaspor'da kiralık oynadı. Kiralık alındı. Sezon sonuna kadar sizde şu anda. Bizde, evet. Sizde de kiralık. Bizde de kiralık. Evet. Bunun da yaş ortalaması kaç hocam? Bunun yaşı? Burakcan da 22 yaşında. 22 yaşında. Hepsi 21, 22. Forvet. Önemli. Yani sonuza evet. Götürecek. Ben de forvet olduğum için. Evet. Murat Kurt, Şanlıurfa Spor. Yaş 19. Çok genç. Evet. Forvet Bilal Barman, Malatya Spor. 21 yaş. Evet. Bunlar da forvet eksikliğinden dolayı mı? Biz şöyle, bizde hani sezonun sonuna kadar bütün hesaplarımızı yaptık. Özellikle iki tane tecrübeli oyuncumuz var. Hakan Akman, bir de Halil Akhan. Hakan sakat, iyileşti tamamen değil mi? Hakan iyileşti. Yani... İyileştikten sonra da 3 tane gol attı. Maşallah. Ceyhan maçında 2 gol attı. Mardin'den puanla döndüğümüz maçında golünü Hakan attı. Hakan tabii ilk dönemlerde bizden önce sakatlık yaşamış. Çok büyük bir tam bir performans yakalayamamış ama şu anda iyi durumda. Onunla beraber Halil Akhan da bilirsiniz. Halil Akhan. Bal Ligi'nden iyi bir forvet kardeşimiz. O da bizde. Onu da biz tuttuk tecrübesine güvenerek. İki tane de genç oyuncu daha forvete takviye yaparak hani ihtiyacımız olduğunda alternatif, alternatif veya rekabeti yaratma adına. Evet. Bu iki o forvet oyuncumuz da devre arasında bize katılan oyuncular. Hocam zaten size sizin malınız olan bu oyuncular bir tek kiralık Erok Spor'dan gelen Burakcan Akıncı. Bir de Malatya'dan gelen Bilal Barman da kiralık. Bilal Barman da mı kiralık? Evet. Evet. O Malatya Spor'un... İki tane öbürler ama sizin için bunlar geleceğe müthiş bir katkı sunacaklar. Çünkü gençler bunlar. Tabii yaşı genç olan oyuncuların... Her geçen gün performansı tabii, ve takıma adapte olması. Deneyim kazanacaklar. Deneyim kazanacaklar. İyi olmaları durumunda kendilerini bu futbol liginde daha iyi tanıtacaklar. Kahta Spor'da oynamak da bu üçüncülük ikinci grupta özellikle Türkiye'nin her yerine gidilen maç ortamlarında kendileri için de iyi bir fırsat. Hocam teşekkür ediyorum verdiğin emeklerinden dolayı. Kahta insanını, Kahta'yı nasıl gördün? Şimdi dünyanın göz bebeği, dünyada ismi var. Kahta Spor, çünkü biliyorsun Medeniyetler Beşiği'nin göz bebeği. Evet. İnsanları da delikanlı, işte bugün Malatya, Diyarbakır, yani kültür dedim ya. Evet. Delikanlılık bir yaklaşım, bir de spor sever bir kent. Evet. Şey, beklentileri de var. Siz bu hedefle doğrultusunda kamuoyuna, seyircilere ne söylemek istersiniz? Yani Kahta'yı nasıl görüyor, insanlar nasıl görüyor ve beklentileri nelerdir? Çok sıcakkanlı insanlar. Evet. Yani sağ olsunlar, geldiğim günden itibaren çok yakın ilgilerini görüyoruz hep beraber. Misafirperverler, çok bir ilgililer. Yani Kahta 02 kulübünü inanılmaz derecede sahipleniyorlar. Taraftarlarımız mükemmel derecede ilgili. Evet. Her maç deplasmana giderken de bir gün öncesi taraftar gruplarından temsil eden birkaç arkadaş, en az 10 kişi bizi ziyarete gelip başarılar dileyerek iyi yolculuklar diliyorlar. Sağ olsunlar, her geldiklerinde de yöresel ürünlerle, tatlılarla bize başarı dileklerinde bulunuyorlar. Ben sağ olsunlar çok güzel bir yakınlık görüyorum. Özellikle Kahta'yı da ben iki türlü şöyle bildiğimi söyleyeyim. Meşhur Mıçı abimiz. Kahtalı Mıçı abimiz, abi. Evet.
Evet. Sağ olsun. O da akrabamdır bize, benim. Yengemin yeğeni. Evet. Evet, o da bizde çok ilgileniyor. Ağrı'da bile bizi aradı, görüştük. Doğunun, antrenmanlarımıza. Doğu'nun sevilen yüzü ya. Evet. Aynen. Aslında Türkiye'de de tanınıyor. Türkiye'de çok de iyi de biliniyor. Çok. Evet. Ben Adıyaman Spor'da oynarken takım arkadaşım, bir de oda arkadaşım Uğur Ballı Bey vardı. Uğur Kağıtalı. Kağıtalı. Gelip gidiyor, Niyazi, evet. Bunlar hep aynı dönem. Evet. O da her zaman izin günlerimizde ben Kağıtlı'ya gidiyorum derdi. Evet. Evet. Kendisi de oral olduğu için ailesi, evet, orada. Tabii. Ben oradan da iyi biliyordum Kağıtlı'yı. Bir de evet, tabii Nemrut'tan da biraz dünyanın bildiği, güneşin doğduğu 7. harikası. 7. harika. Evet. Evet. Tabii Adıyaman'ın il olarak tabii Nemrut biliniyor ama Kağıtlı'nın da eteklerinde tabii beraber sınır. Güzel Cenderesi, bir yer. Cendere Köprüsü, evet. Tabii, dediğin gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Güzelliklerimiz hep kültürel sermayemiz hep orası. Bir de dediğin büyük gibi bir ilçe. Yani tabii, nüfus olarak tabii, ve şehirleşme planı çok olarak da yeni böyle gelişime tabii açık. Ben çok beğendim yani. Aynen. Bir de başkanın da katkıları şöyle. Şimdi taraftarlar bölünmeyen tarafı. Tek grup, ötekileştirme yok. Evet. Tek halinde. Onun da başkanın güzel yaklaşımıyla herkes birbirine kenetli. Farklı sesler değil. Hepsi evet, Kağıtlı'nın beklentisine, Kağıtlı'nın sporcusuna, Kağıtlı'nın hocasına sevgi ve saygılarını çok güzel bir gösteriyor o şekilde. Bu da bir avantajdır yani takım için. Ama dediğin gibi vardır bazı illerde de, var şeyde de. Şimdi gruplar çoğalınca herkes bir dernekler farklı farklı yorumlarla şeyde, hem takım olumsuz etkilenir. Evet. Bunları görüyoruz yani geçmişten de var şeyde. Ama dediğim gibi Adıyaman Türkiye'nin fair play çerçevesinde Adıyaman ve Kağıtlı Türkiye'nin gündemine, bunu defalarca programda çok değerli konuklarımız da dile getirdik. Dışarıdan gelen konuklarımız vardı, İl Emniyet Müdürümüz şeyde. Müthiş bir diyalog. Yani seyirci kapasitesi tribün 810, 12 bin, 13 bine yakın bir seyirci kitlesine sahip. Ve burada hiç bugüne kadar siz de oynadınız o tribünlere karşı. Ben tıklım tıklım dolu dolu olan stadyumda bir sezon top oynadım ikincilikte. İşte onu biliyorsun. Evet. Yani çok harika aynen, bir ortam aynen, oluyordu. Dediğin özellikle gibi, o dönemin iyi takımları Adana Spor, Diyarbakır Spor, derbi niteliğinde Hatay Spor, Urfa Malatya Spor, Kahramanmaraş Spor, evet, bir dönemin iyi kulüplerinden Siirt Köy Hizmetleri, Ankara Şeker tabii gibi böyle köklü kulüpler ve çok güçlü bir gruptu. Ve biz o grupta ses getiriyorduk. Aynen. Ve burada her takımı da ama yendik biz. Ama siz de müthişsiniz. Evet. Ahmet Pişkin var mıydı sizin şeyinde? Ahmet Pişkin bizim geldiğimiz dönem transfer olmuştu. Urfa Spor'a gitmişti. Urfa Spor'a, sonra da Adana Demir Spor'a mı? Belki yanlış söylemeyeyim. Adana Demir olabilir. Adana Demir Spor'a Adana gittim. Demir olabilir. Evet, yanlış evet söylemeyeyim. Ben en son görüştüğümde ben Adana Demir Spor'a gittim dedi. O da güçlü bir oyuncuydu. Çok, iyi bir oyuncuydu. Çok iyi golcü. Fizik gücü canım, çok iyiydi. Tabii. Golcülüğü iyiydi. Aynen. Evet. Ondan sonra eğer şey burada var. Adıyaman'daysa buradan selam gönderiyorum kendisine. Urfa'da şu anda. Orada görüşürüz. Arasından masterlerde oynuyoruz. Evet. Karşılaşıyoruz. Biraz kilo almış. Evet. Spordan sonra işte insan kendine bağlamadığı evet zaman evet, o vücut endeksi farklı bir boyut kazanıyor. Evet. Sıhhat afiyet diyelim. Mustafa hocam da Ahmet hocam da Adıyaman emekleri olmuş. Ondan sonra o dönemde Mesut hocalar vardı. Mesut, küçük Mesut, büyük, büyük Mesut. Büyük Mesut, küçük Mesut. Evet. Rahmetli Rıza abi. Rıza abi. Aslan. Rıza benim de abimdi evet, beraberdik şeyde. Rafet stoper. Rafet Malatyalı beraberdik. Evet. Orhan Şimşek. Orhan sonradan bizde evet kaptanlığa kadar evet gelen arkadaşımız. Çok iyi oyuncu. Mükemmel bir iyi oyuncu. Oyuncu evet. İyi de bir insan. Tabii 5 numara iyi çok bir kardeşimiz. Evet. Necmi vardı orta sahada, çok iyiydi. Necmi'yi hatırlamadım. Orta saha. Sonra Saadettin vardı santrafor. Saadettin'i biliyorum. Hüseyin evet vardı. Enis vardı. Enis vardı. Evet. Sarıyer'e gitti. Biliyorum Enis'te de. Biz Uğur Nihat biz antrenman yaparken antrenman biterdi. Enis çalışmaya giderdi. Sürekli atışlar şurada, ya diyordum bu niye böyle şey? Ve neticede kazandığını gördük. Yani evet transfer Diyarbakır Spor'a gitti. Diyarbakır'a, ondan sonra evet da Sarıyer'e. Yani evet demek ki çalışan bugün Şifu Mehmet Maraş Spor, Adıyaman Belediye Spor'da. Amcam o zaman kulüp başkanıydı. Biz de küçüktük. Biz de maçı seyretmeye gitmiştik. Tabii oradan o sevdik, o futbol aşkımız başladı. Bir baktık Halis Abigil vardı işte o zamanlar, çok güzel Kayhanlar şeyler evet Adana Spor'da.
Şey Adana Spor'daydı he. Şey Maraş Spor'da. Özür dilerim. Maraş Spor'da. Şimdi dediler ki Mehmet Özdilek diye biri Samsun Spor'dan transfer edilmiş. Ya baktı böyle kısa boylu ama nasıl çalışıyor. Ve çıktı bizim maçta da müthiş evet. bir top oynadı ve o Beşiktaş'a transfer oldu. Şifo Türkiye'nin evet. sembol isimlerinden biri oldu. Çalışanın emeği boşa gitmez hocam. Evet. Siz de o bağlamda baktığınız zaman kariyer boyunca mesela baktım Mustafa Ceviz şurada 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 şampiyonluğu playoff'u direkt CV'lerine bakılıyor. Evet. Çünkü bu emek. Evet. Çünkü veriyorsunuz onun karşılığını da alıyorsunuz. Evet hocam aklınızda kalan sormak istediğiniz Ben şimdi Kağıtay ile ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. Evet buyurun. Sayın Başkanımız Musa Yıldırım ve Yönetim Kurulumuz Kağıtay 02 Kulübü'nün özellikle gelecek yıllarla ilgili de planları var. Kağıtay'da kulübün kendine ait güzel bir tesisi olmasını istiyorlar. Evet. Yani spor kompleksi, antrenman sahalarıyla beraber takımın kendisinin konaklayacağı iyi bir tesis projesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Çalışma var. Evet. Çalışma var. Yani Kahta'nın heyecanıyla birlikte yani taraftar desteği işte efendim yönetim kurulunun çabalarıyla ben gelecek sezonlarda yani Kahta 02 kulübünün Türkiye'de tesisleşmesiyle artı yönetim anlayışıyla verdiği sözleri yerine getiren bir yönetim duruşuyla, bir başkan duruşuyla Sayın Başkanımızın da burada ben selamlarımı gönderiyorum. Özellikle takımımızın maddi açıdan şu anda peşinatlarının hepsi ilk yarı bitmeden çok önceden ödenmiş durumdaydı. Anlaşılan rakamlar, maç başarılarının bir kısmı ödenmiş durumdaydı. Prim alacakları da sıfırlanmış durumdaydı. Ve ikinci yarıya da yani bazı kulüpler, belki birçok kulüp bu ekonomik sıkıntıları aşamadı veya veremedi ama Kahta Kulübü'nün özellikle ekonomik olarak ne kadar ücret anlaşması yapıldıysa, taahhüt edildiyse ve yerine getirme konusunda da şu anda örnek kulüplerden birisi. Biliyorum. Evet, geçen yani, sezon da aynısı. Musa Başkan bu konulara evet. çok önem veriyor. Evet. Kimsenin hakkı kalmasın diye o şekilde şey yapıyor. Tebrik ediyoruz. Burada o zaman ne oluyor? Futbolcunun motivasyonu daha farklı bir evet. kimlik kazanıyor. Çünkü kafası rahat. Alacağı yok ama en azından onun karşılığını diyeyim. Bağlandı mı? Şu anda programımıza da çok değerli yayın konuğumuz telefonla bağlanacak Erkan Soyyiğit. Elit Master Başkanı. Amatörlerle ilgili bir konumuz olacak. Sayın Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsın Erkan Hocam? Yaşar Hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? İyi misiniz? Biz de teşekkür ediyorum. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Şu anda program konuğumuz Mustafa Ceviz hocam. Biliyorsunuz birçok şampiyonluk Mardin Spor'da Malatya kendisi aslen Malatyalı. Kahta 02 kulübünün hocası Mustafa Ceviz. Şu anda yayın program konuğumuz. Selamlar hocama da. Mustafa hocama da. Hayırlı evet. akşamlar diliyorum. Teşekkür evet. ederiz. Bizden de selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Evet hocam, şu anda amatörlerle ilgili biliyorsun, amatörlerin durumları göz önünde. Federasyonun evet. almış olduğu kararlar var. Şu anda işler acısı. Buradan evet. nemalanan birçok değerli hocalarımız var, sporcularımız var. Maalesef dediğim gibi üst ligler oynatıldı. Amatörlerde şu anda belirsiz bir hava seziyor. Herhalde Mart'ın evet. sonuna doğru oynayacak. Amatörlerle ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Bu amatörler biliyorsun bir alt yapı neticesinde birçok takıma futbolcu evet, evet. kazandırıyor. Bir hocalarımız. Şimdi evet. amatörle ilgili hocam ne söylemek isteriz? Tabii evet. yıllarca hizmet ettik. Evet. Hem yönetici olarak hem antrenör olarak bizler de bu yapılardan hep geldik. Evet. Şimdi pandemi öncesinde ekonomik sıkıntıların, kulüplerin yaşadığı ekonomik krizlerin aslında has safhaya geldiği bir sürece girmiştik aslında pandemi gelmeden önce de. Ben çok yakından takip ediyorum birçok kulübün yani oyunculara ücret verememe noktasına geldiğini biliyorum. Şimdi bunun üzerine pandemi geldi ve tabii ki amatör futbol bir senedir şu anda kapılarını kapattı. Evet. Hiçbir şekilde faaliyet gösteremiyor. Evet. Şimdi normalleşme başladığında
amatör takımların, amatör kulüplerin nasıl bir start vereceği aslında bir muamma. Yani normalleşme olduğunda bunların eskisi gibi geri dönebileceğini çok düşünmüyorum. Evet. Bu giderlerin, bu maliyetlerin eskisi gibi rahatlıkla ödenebileceğini çok düşünmüyorum. Kulüpler açısından söylüyorum bunu. Evet, evet. Tabii ki amatör oyuncular, amatör futbolcu toplulukları bir an önce açılmasını ve yani tamamı olmasa da bir kısım oyuncuların gelir kapısı olduğu için bu camia açılmasını bekliyor ve bununla ilgili çok fazla bir baskı oluşturuyor ama bu noktada kulüplerin eskisi gibi bu arkadaşlarımıza, bu kardeşlerimize istihdam sağlayabileceğini çok düşünemiyorum. Evet. Çünkü amatör kulüplerin çoğunun standart sistemli bir geliri yok. Birçoğu kulüpteki yöneticilerin ve başkanın kendi inisiyatifiyle, kendi gelirleriyle tolere ettiği bir yapı ama her geçen gün bu yapıdaki arkadaşların bu sahadan çekildiğini ve çok fazla bütçesel anlamda destek olabileceğini düşünmüyorum. Son yaşananlardan sonra ki bunun tamamıyla koronadaki pandemi sürecine de bağlamıyorum. Onun öncesinde de başlayan bu ekonomik krizin daha da korona ile birlikte daha da etkisini arttırdığını düşünüyorum. Evet. Tabii geldiğimiz noktada bu kadar olumsuzluklar içinde yaşadığımız bu altyapı sorunlarının, amatör oyuncuların, Türk futbolcuların, Türk oyuncuların yukarıya taşıyamama sorununun daha da sıkıntıya sebep olacağı kanaatindeyim ben. Görüyoruz mesela Süper Lig'de oynatacak Türk oyuncu bulamıyoruz neredeyse. Evet. Takımların çoğu yurt dışından yabancı oyunculara başvuruyor. Yöneliyorlar, evet. Burada aslında konunun bütçesel olduğunu düşünmüyorum. O mertebede oyuncuların yani verim alınamadığı için yabancı oyunculara başvurduğunu düşünüyorum kulüplerin. Evet, evet. Yeterince verim alamadıklarından. Yani burada sorunun bence yeterlilik olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün Türk oyuncularının dünya futbolundaki o yüksek tempoyu, yüksek kapasiteli modern oyunda geri kaldığını düşünüyorum. Tabii ki aradan çıkan yetenekli oyuncular var. Evet. Ama yıllarca yani ihmal edilen amatör futbol, amatör oyuncular, genç oyuncular, altyapılar her geçen gün bizi daha da aşağıya itti. Bu evet. Nasıl aşılır? Nasıl bir yapılandırmayla aşılır? Devlet bunun ne tarafında olur? Açıkçası yani kurumsal bir kamu tarafından bir dayatma, bir uygulama olmadan da Türk futbolunun, altyapıların, amatör yapının bize futbolda yukarılara taşıyacak ivmeyi kazandıramayacağını düşünüyorum. Bunu da zaten her geçen gün yaşıyoruz. Evet. Yani burada inisiyatif alması gereken taraf Süper Lig takımlarıydı. Büyük takımlar, üç büyükler, dört büyükler, bütçe yaratabilecek, altyapılara kaynak sağlayabilecek takımlar bunu yapabilirdi. Ama yıllarca bunu ihmal ettiler, suistimal ettiler, kulak arkası ettiler. Bütçelerinin %1'ini bile buralara kaydırmayıp, asgari ücretin altında hocalar çalıştırarak değer vermediler altyapılara. Katılıyorum hocam. Yani açıkçası imkanı olan takımlar, büyük takımlar bunu yapmayınca imkanı olmayan amatörler de kendi varlıklarını koruyabilmek adına ellerinden ne geliyorsa o günlük geri geldi. Ayakta durmaya çalışıyor. Fedakarlık. Kendi çocukları başına yetersiz insanları çocukların eğitimine sundu ve bu sefer bu şekilde Türk futbolunun, Türk oyuncuların geldiği nokta hakikaten çok işler acısı diye düşünüyorum ben. Evet. Yani aslında devletin kurumsal anlamda bir sistem oluşturmadan bunun başına Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çekebileceği bir yapıyla belki çok katı tedbirlerle bir sistem oluşturulabilirse Türk futbolu, amatörü kurtulur diye düşünüyoruz. Belki ileriye dönük bize katkı sağlayacak bir yapıya gelebilir diye düşünüyorum. Hocam genelde ben açıkçası çok olumsuz bakıyorum. Çok aynen. Yani umutsuz bakıyorum. Çünkü çok emek verdim ben altyapılara. Sonrasında emeğimin karşılığını hiçbir şekilde alamayınca, destek göremeyince biliyorsunuz veteran futboluna yöneldik. Veteran futbolunda bir yapı oluşturup en azından dostlukların, sürdürülebilir dostlukları kurabileceğimiz bir yapıya
dönüştürdük evet. bunu. Bunlar içinde yine bu amatörlerin başında olan hocalarımız bir arada. Hocam sizi şöyle takip ediyoruz. Genelde Süper Lig hocalarıyla, hakemleriyle, Süper Lig oyuncularıyla, ondan sonra belediye başkanlarıyla böyle açılışlarda bazı konularda istişare yaparak faaliyetlerinizi görüyoruz. Evet. Onların bu konuda biliyorum istişare yapıyorsunuz. Bu konulara çok eğilimlisiniz. Evet. Onların bu konuda bakış açıları ne? Bu konuyla ilgili ne düşünceler olabilir? Yani bu kurtuluş nasıl olacak bu amatör liglerine? Ya aslında aklı selim insanların düşünceleri aynı aslında. Yani bir sistem oluşturmak gerekiyor. Yani günübirlik düşüncelerden kurtulmamız gerekiyor. Evet. Biz öncelikle kulüplerin yapılarını değiştirmemiz lazım. Türkiye'deki amatör kulüplere bakın. Profesyonel kulüplerin yarıdan çoğunu sporun yani sporla alakası olmayan insanlar, mafyavari insanlar, siyasi kimliğindeki insanlar yönetiyorlar. Yani bu insanların Türk futboluna, Türk sporuna katkısının ne derece olacağını artık kamuoyu, sizler yani evet. bizi dinleyen arkadaşlar karar versinler. Ben çok böyle bir şeyin olabileceğini düşünemiyorum. Çünkü bir şey yönetmek için o işte ihtisas sahibi, ehliyet sahibi insanların yönetmesi gerekiyor. Değerli, bu işe katkı sağlayacak insanlar burada yer bulamıyor. Yani spor dünyasında yer bulamıyorlar. Evet. Burada ben yine söylüyorum, tabii yapısal reformlar gerekiyor. Bunu da kulüplerin kendilerinin yapması, hem amatör hem profesyonel kulüplerin bu konuda bu yapısal reformları yapması çok mümkün değil. Ancak devletin ortaya bir sistem koyması ve bir uygulama zorunluluğu getirerek bunu belki Avrupa'da örnekleri, yani başarılı örnekleri alınarak evet. yapılabilir. Evet. Bunun için de uğraş veren, yani araştıran, daha iyi bulmaya çalışan bir mekanizma üretilmesi lazım. Doğru. Spor Bakanlığı'nda olabilir, bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bünyesinde olabilir. Bir heyet oluşturulabilir. Türk futbolunun okullarla başlayarak, sadece amatör kulüpler değil, evet. Okullarla birlikte bir proje, bir sistem üretmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten sistemsiz bir ülkeyiz, her alanda aynen. böyleyiz. Aynen. Tabii bunun yansıması olarak da aynen. futbolda da, sporda da bu gerçekleşiyor. Aynen. Ya devşirme oyuncularla uluslararası camiayı temsil ediyoruz, her alanda öyle. Bakın halterinden atletizmine, futbol da bile Türkiye'de yetişmeyen Avrupa orijinli oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Evet. Ve milli takımı temsil ediyor diyoruz. Kendimiz yetiştirmediği, evet. Yani ırkı Türk ırkı olmayan, Türkiye'de yani Türkiye'nin bu bizim vatandaşımız diyemeyeceğimiz insanlarla temsil ediliyoruz. Bu doğru da hocam. Bizim evet. ne kadar sistemsiz bir yapıda olduğumuzu gösteriyor. Bunun için İnşallah bunun hakikaten da... yani yapısal reformlara ihtiyacımız var. Hocam çok her teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgilerinden dolayı en azından kamuoyu bilgilendirdiğiniz için, programımıza katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Buradan sormak istediğim başka İstanbul'dan evet. Bütün oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam söylüyorum. Veteran Aleyküm futbolunun evet. Hakikaten çok çok değerli bir tarafı var. Evet. Normal şartlarda hiçbir zaman karşılaşamayacağımız insanlarla dost oluyoruz, bir araya geliyoruz ve dostluklarımız aynen. sürdürülebilir dostluklar kuruyoruz. Aynen. Bunu bizi kazandıran futbol oyunu evet, ve 40 yaş üstündeki veteran organizasyonları evet, İstanbul'dan herkese selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam saygılar hocam. Sunuyorum hepinize. Biz de aynı şekilde Ali hocama, Ali Eren hocama, bütün dostlarım, Ben Nur Babaoğlu'na, bütün herkese sevgi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Mustafa hocam da çok selamlarını iletiyorlar. Aleykümselam hocam, ben teşekkür ediyorum. Bu güzel açıklamanızdan dolayı diliyorum. Tebrik ediyorum. Sizlere ve şahsınıza tüm masterlara selam söylüyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Olun. Erkan hocam görüşmek üzere Marmaris'te görüşmek inşallah. Görüşmek üzere. Saygılar görüşmek sunuyorum. Üzere hocam. Hayırlı çok akşamlar. Çok teşekkür diliyorum. Ederim. Hayırlı akşamlar. Evet programımızın süresi biraz azaldı. Değerli Mustafa hocama, Erkan Soyit'e teşekkür ediyorum. Amatörlerle ilgili güzel konulara değindi. Kanayan yaramız. Bir an önce bu amatörlerle ilgili sorunlar giderilir. Mustafa hocam geri size dönelim.
şampiyonluklar yaşadığınız takımları evet. kamuoyuna açıklar mısınız? Kariyeriniz dolu dolu. Evet. Ben ilk şampiyonluğumu Mardin Spor'da yaşadım. Daha sonra şampiyonluk Fethiye'de devam etti 3. ligde. Sonra Nazilli Spor'da şampiyonluk yaşadım. Daha sonra da 2. ligde yine Fethiye Spor'da TFF 1'e çıkma başarısını elde ettik. Bu arada 4 şampiyonluk Allah nasip etti. Başkanlarımızla, yöneticilerimizle, oyuncularımızla, camiamızla çok evet. iyi bütünleşip bu başarıyı yakaladık. Ayrıca 3 tane de playoff yaşadım. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır'da, bölgeye yakın olduğu için söylüyorum. 2. ligde de Şanlıurfa'da playoff yaşadım. Ayrıca ilk çalıştığım sezon, yarım sezon olarak başlamıştım. Nazilli'de de playoff yaşamıştım ilk gittiğimde. 3 tane de önemli playoff başarısı yakaladım. Tabii ligde kaldığımız başarılarımız da var. Kulüplerin belki bu başarıları çok göz önüne çıkmasa da. Şimdi benim bütün amacım Kahta 02 Spor Kulübü'nde başta Sayın Başkanımız Musa Yıldırım olmak üzere yönetim kurulumuz, o güzel taraftarlarımız, destek veren, ilgili olan taraftarlarımız, kendi teknik ekibim, bütün oyuncu kardeşlerim, yetenekli olan ve çok karakterli olan bu güzel oyuncu kardeşlerimle inşallah burada da playoff yaşamak istiyorum. Birinci ayak playoff olsun inşallah, inancımız bu. Daha sonra da neden playoff'tan da çıkmayalım gibi bir iddiamız var, inancımız i̇nşallah, var. Inşallah. Oyuncularımıza da geldiğimiz günden beri bunları sürekli konuşuyoruz. Hocam birçok sorumuz şeyde kaldı. İnşallah bir dahaki programımızda bundan detaylı bir şekilde konuşuruz. Önce bir tanışma evet. Faslı oldu. En azından kamuoyu gördü Mustafa Ceviz hocamı. Programıma katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Son sormak istediğim bir şey var mı hocam? Yok, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Mercan TV'ye ve bizle beraber çalışan bütün çalışanlara buradan ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Canlı yayında sizin konunuz oldum. Bizi hocam. Bütün izleyenler inşallah iyi vakit geçirmiştir. İnşallah. Ben buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, bir programımızın da sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar bir Spor Vizyon programında görüşmek dileğiyle. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar diliyorum.